NBA'ye hoş geldiniz yeni bölüme. Hemen hızlıca bir gündeme bakacağız. Ondan sonra da haftanın takımlarına geçeceğiz. Golden State ve Bulls'a. Tabii ki gündemin gediklisi Ben Simmons düşmüyor, gitmiyor. Kurtulamadık kendisinden. Ama neyse yani e, takas olana kadar belli ki Ben Simmons'la ilgili haberleri görmeye, almaya bir sürü yeni e, konunun ortaya çıkmasına şahit olacağız. Peki ne çıktı, ne oldu? E, benim bölüm yapmadığım süreçte. Aslında çok da bir şey değişmedi. Ondan öncesinde bir ya tamam işte ben e, döneceğim gibi oldu. Takım arkadaşlarım da bana destek versin gibi konulara geldi açıklamalar. Takım arkadaşları da biraz tabii ya biz aslında kızdık ama onun yanındayız. Yani şey yaparız gibi böyle bir PR amaçlı e, çalışmalar yapıldı. E, Rich Paul'du Mori'di falan belli ki orada bir masaya oturuldu. E, belki de Ben Simmons'ın Market'in oluşması için yapılıyor gibi dans edildi bu. Ama konu öyle değilmiş çünkü şuna döndü Mori ve ekibi dedi ki Philadelphia 76ers gitti Ben Simmons'a ya gel bizim e, psikologlarımızla da görüş e, terapistlerimizle görüş onlardan da yardım al destek al dediler o da olmaz yok dedi ben ben kendim bir bakacağım e, bir doktor araştıracağım bizim dayımın önerdiği biri var ona gideceğim e, Pendik'te dedi ve gitti Demek ki konu biraz da paraymış ee, tabi bu seviyede paralar kazanınca da Iguodala'nın da bir açıklaması oldu zaten işte bu seviyelerde para kazandıkça da evet gerçekten insanın mental health ile ilgili sorunlar olabilir ama e, bu işte NBA ortamında özellikle de zaten yakın dönemde çok duyduğumuz bir konu yani birçok NBA oyuncusunu yaşadık ki bir önceki bölümde de bahsetmiştim konu tabi burada biraz paraya da girince aman o parayı kaybetmeyelim çünkü oynamadığı her maç için ceza yiyor şu anda ee, ve bir para kaybediyor. Hatta bütün sezon oynamadığında yaklaşık 10-11 milyon dolar civar bir para kaybedecek. O yüzden de işler onun için tehlikeye girmişken böyle bir şey attı ve aslında ben takımın parçasıyım. Sadece psikolojim kötü. Döneceğim o süreye kadar da paramı kaybetmem gibi düşündü herhalde. Ki daha ciddi bir sorunu da olabilir. Hani çok da varsayım yapmak istemiyorum. O kadar da insanlığımızı kaybetmedim ama zaten Ben Simmons'ın lige geldiğinden beri mental sorunları vardı. Bunu ilk günden beri Özellikle söyleyenlerden biriyim. Kendine güveniyle ilgili, takıma güveniyle ilgili, saha içindeki aman hata yapmayayım korkusuyla ilgili ciddi sorunlar yaşıyordu. E bunlar nasıl çözülecek? Bu kavgayla çözülecek mi? Hayır daha da körüklenecek. E şu anda cidden belki de psikolojik olarak daha da kötü bir bunalıma sokuyor kendisini. E bu saatten sonra bir takım onu istemedikçe almadıkça da iş kar topu gibi büyüyecek Artık iş insan bir boyuta da gelmeye başladı. Hayır, yine kendisine tabii ki e, aldığı kararlardan dolayı ben kendi kararlarından dolayı daha kızgınım. Kendi gelişimini baltalığından dolayı daha kızgınım. Onu izlemek isteyen biri olarak ama işin geldiği noktada gündemde sadece bu kavgalarla kalıyor. Bilmiyorum buradan da nereye gidecek. Artık görürüz ama ben açıkçası yakında çok ciddi ya da e, böyle inanılmaz onu e, mutlu edecek bir takas beklemiyorum. Ya konu Philadelphia'yı çok mutlu edecek, gideceği yeri mutsuz edecek ya da onu işte belli şeylerden kurtulmak isteyen bir takım alacak. Çünkü ben hiçbir takımında gidip onun üzerine bir şeyler kuracağını zannetmiyorum. Çünkü bir yandan onu da bekliyor belli ki. Yani kafa rahatlığı için. Evet gündemde yani Ben Simmons'a da yine değinmeden geçmek istemedim ama bakalım bir sonraki bölümde yine olacak mı kendisi? Göreceğiz. Onun dışında Jokic ve Markif Morris kavgası vardı. Tabi bunu orada sıcağı sıcağına konuşamadım o hafta ama Buna değinmek istiyorum özellikle de e, size de şimdi göstereceğim <laughs> yok için kardeşlerinin de içine girdiği bir kavga oldu. Kendisini mesela John Wick 4'te iki kişi bu e, para kendilerini John Wick 4'te izleyebiliriz hatta o kadar da e, cevval tipler abiler. Hatta e, kardeşlerden büyük olan Strayen ya çok iyi bir insan da değil 2019 yılında bir kadının boğazını sıkmaktan e, ikinci derecede e, şiddete e, başvurmaktan dolayı suçlanmış, ceza almış birisi Stranja'da. Diğer kardeşi Nemanja. İkisi de Markif Morris'le yok için kavgasından sonra devreye girdiler. Vay sen kardeşimize nasıl laf edersin diye. Hatta bir sonraki Miami maçına da bilet aldıkları söyleniyor. Peki burada aslında bu işin geyi yani bir şey olmayacak zaten ama özellikle Morris kardeşlerin ligde biraz daha böyle 90'lar tarzı ki geçen 2 sene önce pardon 2 sene önce Bubble'da da Marcus Morris e, donç için ayağına basmıştı. Hatta arkadan bileğine doğru sert bir hamle yapmıştı. Çok da tehlikeliydi bu hareket. Hatta ondan sonra biraz ırkçı açıklamalarda bulunmuştu ki. Yani e, evet, NBA'de beyaz birine ırkçı açıklama yapmak da büyük başarı gerçekten Morris için. E, ve ciddi tepki çekmişti. E, özür dedi sonrasında. Ama görüyoruz ki abi kardeş. Pardon abi kardeş değil mi? Saniyelik farklarla hangisi abiden kardeşti hala unutuyorum ben. E, yine... E, tartışmaların konusu oluyorlar. E, hoş değil yani yok içe yaptığı hareket çok tehlikeli özellikle kaburgalarına doğru çok sert bir hamle yaptı. Yani orada bir çatlak bir kırık olsa en az bir iki ay kaybedebilirdi yok hiç. E, o da o hırsla tabii ki onu yaptı da yanlış orada hani bir olumlama yapamayacağım ama tabii ister istemez seyirci de özellikle taraftarlarda bir destek aldı bu. Ama yok hiç buna rağmen özür diledi. E, yine de tehlikeli bir harekete maruz kalmak. Tabii sağ oyuncu her zaman korkutur, sinirlendirir. Yine de maçın sıcaklığı da. Ya yani bu konuyla ilgili diyeceğim. NBA'in artık tabi e, tabii burada yok hiç bir maç ceza aldı. Morris para cezası aldı ama bence Morris de maç cezası almalıydı. Biraz daha bu konulara belki daha sert yaptırımlarla itmesi lazım. Yani sakatlıklar zaten büyük risk NBA'de. Bir de bunlar oldu mu iyice risk artıyor. Evet bir diğer haberde NBA GM'lerinden NBA GM'leri NBA koçlar biri gibi bir yapı kuruyorlar. Peki neden böyle bir şey oluyor? Geçmiş bölümde de bahsetmiştim. Portland GM'in Neil Olshie hakkında taciz ve mobbing suçlamaları vardı Portland tarafında ve bunun içinde dışarıdan bir avukatlık firmasıyla anlaştılar hakkında da soruşturma, araştırma başlattılar. NBA GM'leri takımların bunu bir e, başlangıç noktası olarak ya da bir kerteriz noktası olarak alıp diğer GM'lerin de işine son verebilecekleri bir açık yaratacağını düşünüyorlar. Çünkü neler ol e baktıklarında evet, yaklaşık 19 yıldır 20 yıldır NBA'de olan bir isim, 9 yıldır Portland'da olan bir isim ve hakkında daha önce hiç böyle bir suçlama olmamış. Tabii NBA'de burada çok temiz değil. Ee, özellikle Dallas'ta yaşananlar, daha şu anda işte San'sta yaşananlar, daha önce Clippers'ta yaşanmıştı bazı şeyler. Başka takımların da front ofislerinde ara ara sıkıntılar gündeme geliyor ve bunlar genelde aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey modunda biraz hasır altı ediliyordu belki böyle bir durum olabilir. Şu an kimsenin günahını almak istemiyor tabii hiç kimse. Ancak ateş olmayan yerden de duman çıkmıyor tabii. Ama NBA GM'leri de haklı olarak ya bu bizim bizim gibi temiz çalışanların da iki gün sonra takımlar tarafından kolay kolay kovulmasını sağlayabilir. O yüzden bir birlik oluşturmalıyız deyip bir harekete geçmişler. Tabii ki yani her emekçinin böyle bir yapı oluşturması önemli ama tabii GM'lerin konusu paradan çok daha böyle stresli bir durum kendileri zaten iyi paralar kazanıyor. Daha düşük seviyede çalışanlar ya da daha düşük seviyedeki oyuncular gibi değiller ama tabii bu durum biraz tatsız. Umarım bu konuyla beraber NBA'nin içerisinde başka başka e, suçlamalar vesaire ortada saçılmaz diyeceğim ama hiç de belli olmaz. Bakalım göreceğiz. Sıradaki haberimiz ise biraz tatsız. Dave Yeager'a, Fedelfi koçu Dave Yeager'a ki bazılarınız eski Sacramento koçu olarak da hatırlayacak kendisini. Kanser testi kondu. Boyun ve baş bölgesinde bir kitle olduğu söyleniyor ve e, belirli bir süre, herhalde birkaç ay kadar sağlarda olmayacak. Kendisi bu süreçte kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görecek. Tatsız bir haber benim de hayatımda oldu, e, kanser eşimin hayatında, akrabalarım hayatında oldu. Sizin hayatınızda da vardır belki. E, tatsız bir konu. Bu konuda empati yapmak biraz zor oluyor eğer yaşamadıysanız. Çünkü böyle e, bazı kararları almak ya da bazı şeyleri kabullenmek ve süreci yaşamak bayağı zor bir durum. O yüzden de Dave Yeager tabi erken teşhis ve %90 iyileşme inancı var şu an Dave Yeager'e ki kendisi daha 47 yaşında. Umarım öyle olur. Tatsız bir şey yaşanmaz. Sonu tatsız bitmez umarım bu sürecin ve bir an önce sağlara döner. Biz de buradan geçmiş olsun dileyelim. Bir de sponsorluk haberi var. Bu, bu biraz aslında Türkiye'de alışık olduğumuz bir şey. Bir stadın isminin değişmesi, bir takımın komple isminin başına sponsor konması ülkemizde hatta Avrupa'da bile alıştığımız bir şey ama NBA'de aslında bayağı ilginç bir konu ve Staples Center'ın adı e, Crypto.com oldu. Bilmiyorum yani bana tuhaf geliyor bu bir kapı açacaktır. E, 20 sene 700 milyon dolar çok ciddi bir anlaşma. E, özellikle büyük market takımları bilmiyorum bu yollara artık iyice gidecekler mi? Böyle bir kapı açılacak mı çok merak ediyorum. Tabii Madison Square Garden gibi Stepless Center gibi simge ki Madison Square Garden kadar olmasa da Staples Center o da bir simge isimdi. Ee, i̇ki gün sonra düşünemiyorum yani Madison Square Garden'ın falan da böyle işte Binance.com falan olacağını pek hayal edemiyorum. Ama tabii bu işte e, yatırımdır. Biraz da tabi seyircinin de seyirci buna kızsa da belli şeyleri izlemek belli takımları görmek istiyorsa ki hiç zannetmiyorum Lakers taraftarının bu Lakers'ı izlemek istediğini ama ee, herhalde ileride de kaçamayacağımız bir konu olacak deyip aslında burada hemen bir Lakers'a da değinebilirim. LeBron James bir iki ay dönmeyecek deniyordu. Döndü ama çok iyi dönemedi. Ee, özellikle son e, Boston maçında da bayağı kötü gözüküyordu. Ondan öncesinde Bulls'a yenildiler. LeBron James'in erken dönüşünden de çok evet yani e, Russell Westbrook konusu çok kötü gidiyor ki. Geçen geçen bölümde Lakers'ı bayağı detaylı konuştuk. Yani gerçekten ailenin sarhoş babası gibi şu anda Russell Westbrook. Böyle gece eve gelmiş elinde mandalina poşeti böyle sallıyor kapıya vuruyor aç ben işte evladımı sevmeyecek miyim diyor. Devamlı tamam topu kapıya vuruyor. Oradan sekiyor bir yerlere gidiyor. Airball oluyor. Saçma sapan işler yapıyor. Top kaybediyor. Takım ritmini bozuyor. Hiç oralı değil. Yani kafasına göre takılıyor. Yani ben bu oyunu şu an iyi oynuyor muyum? Oynayamıyor muyum? Bu riski alayım mı? Almayayım mı? Hiçbir sorgulama yok. LeBron tam tersi sakatlıktan erken dönek bence farklı riskler alıyor. Şu an hani sezonu daha hafif geçirebilir miyim mi kovalaması gerekirken geldi daha çok üzücü Lakers'ın. Ee, top kullanma konusu da bayağı tatsız durumda. Davis'in sayıları çok ciddi oynuyor maçtan maça. Onun kesinlikle daha baskın top kullanması lazım ve biraz daha etrafında askeri düzen almaları gerekiyor Lakers'ta. Ki burada konu da aslında DeRozan'a geliyor. Ki bu maçından sonra DeRozan'da bir açıklama yaptı ve dedi ki ben aslında bu sezon bu Lakers'ta oynamaya hazırdım hatta anlaşma bitmiş gibiydi ama belli ufak tefek şeylerde anlaşılamadı ve e, olmadı bu takas yattı dedi. Şimdi böyle söyleyince ve biraz sistemli söyleyince sanki Lakers tarafındaki hatalardan ya da bazı şeylerden vazgeçilmemesinden yatmış gibi. Hani burada kimi istediler de vermediler ve bu takas yattı ya da neden vazgeçtiler bilmiyorum ama... Kesinlikle DeRozan'ın yerine Westbrook'u almaları gerekirdi. E pardon Westbrook'un yerine DeRozan'ı almaları gerekirdi. Çok ciddi bir hata olmuş. E DeRozan benim bayıldığım bir oyuncu ama kesinlikle ve kesinlikle çok daha stabil. En azından yarı sahada LeBron James ya Davis dinlenirken, etrafında şutörler varken, çembere gidebilecek, orta mesafe yaratabilecek, hatta yeri geldiğinde üçlük de sokabilecek bir oyuncu. E, ciddi bir kayıp, ciddi bir hata. E, zaten DeRozan da bunu biraz sistemli söyledi. Ee, ama tabii dedi Lakers isterdim olmadı ama buusta ikinci tercihimdi ve artık oradayım diyerek bu açıklamayı bitirmiş. Ya Lakers için kötü günler beklerken buusta da iyi günler e, devam ediyor diyelim ve aslında buradan da takımlara geçelim hatta buusta başlayalım. Evet bu sezona çok iyi başladı en azından geçmiş sezonlara göre çok çok daha iyi başladı. 90'larda Chicago buusta büyümüş e, 93-94'ten beri özellikle de Jordan'lı sezonların bütün heyecanını canlı yaşamış biri olarak Chicago'nun son dönem hatta belki de son 20, 20 yılındaki hali belli dönemler hariç tabii ki bayağı üzücüydü. En azından bu sezon bu üzücü yılları atabilecek, taraftar mutlu edebilecek bir giriş yaptılar. Tabii bu giriş henüz giriş aşamasında. Hani bu sezon daha bu kadar erken aşamada nereye gidebileceklerini söylemek çok net değil. Ama en azından iyi bir başlangıç yaptılar. Bir de sezon başında benim de sorduğum, tabii çok kişinin merak ettiği soruya da yanıt verdi. Özellikle Zeklavin ve Demar Derozan'ı aynı masaya oturttu. Yanlarına Lonzo Ball ve Vucevic'i de o masaya oturtmaya ikna etti. Ve etrafına dizdiği diğer bütün rotasyon oyuncularıyla da, oyuncularıyla da bu dörtlünün rotasyonu da çok iyi karmalamış durumda. İşler bayağı gidiyor. Bulls için tabii e, her şey çok mu iyi, sıkıntılar yok mu? Tabii ki var. Bunlardan da bahsedeceğim. Peki Bulls'ta ne değişti, ne iyi yapıyorlar? Tabii özellikle e, hızlı oynayan takımlar artık seyircinin ilgisini daha çok çekiyor ve belli zaaflarınız varsa savunmada e, özellikle yarı sağ hücumuna yerleştirdiğiniz iseniz, rakip takım ve belli yardım sorunları, çember savunma sorunları, pick and roll'de Oyuncunuzun, seçen oyuncunuza göre savunma sorunları çekiyorsanız savunmaya erken başlatıp, daha baskılı yapıp, daha rakip takım hücuma yerleşme onu bozmaya çalışıyorsunuz ve devamlı hızlı hücum yaratıyorsunuz. Ya da geçiş hücumları kovalıyorsunuz. Bakınız işte iki sene önceki Lakers gibi bubble sezonundaki e, inanılmaz iyi bir savunmayla daha hızlı oynayarak zaaflarını kapatıyordu Lakers. Bu usta bunu tercih ediyor şu anda. Çok iyi bir yarı saha savunması olmasa da çok baskılı, ilk topa pas arası kovalayan, rakibi top kaybına zorlayan ki şu anda rakibi top kaybına zorlamada üst sıralardalar. Ve ilk paslarında doğru açıları yakalayarak rakibin yarı sağcına yerleşmesini ve topu dolaştırmasını engellemeye çalışan bir buls var. Tabii rakipteki çembere giden oyuncuların kalitesi arttıkça ya da boyalı alanda güçlü oyuncular oldukça ya da iyi üçlükçülere sahip oldukça sorunlar ufak ufak ortaya çıkıyor ama işte bunları kapatmak için de doğru hamleleri yapıyorlar. Peki nasıl yapıyorlar? Özellikle Zeklavin DeRozan de ikilisinin tabii ki hücum performanslarına değineceğim ama öncelikle bir savunmaya değinmek istiyorum. Bu ikilinin rotasyonunu ilk 5 dışında bölerek etrafına ikinci second unit'ten gelen oyuncuları ekleyerek çok iyi bir savunma yapısı oluşturuyorlar. Ve gerçekten aç bir savunma yapısı oluşturuyorlar. İşte kimler var burada? İşte Dossum mu var? Patrick Williams vardı. İlk beş oyuncusu. Rotasyonda da çok e, önemli işler yapıyordu ama sezonu kapattı. Onlar için tatsız oldu. Tabi işte Javonta Green yine keza burada. İşte Caruso çok önemli bir parça. E, Troy Brown Jr. keza aynı şekilde. Javonta Green'den bahsettim. Derek Jones Jr. kenardan gelip iyi katkı veriyor. Bütün bu rotasyon parçaları ve diğer oyuncular savunmayı devamlı diri tutuyorlar. Bu Bulls için çok iyi bir avantaj. Billy Donovan burada özellikle de Bulls'la elde ettiği, oklamadan sonra elde ettiği ikinci şansı iyi değerlendirmeyi de kafaya koymuş. Çok doğru bir yapı oluşturmuş. Oklamada bunu oluşturması çok zordu. Özellikle Westbrook'un içinde olduğu bir sistemde bunu yapmanız zaten imkansıza yakın oluyor. O yüzden busta bunu yapmak onu da motive etmiş gibi duruyor. Oyuncuları da yükseltiyor tabii bu durum. Bütün rotasyon oyuncuları daha keyif alıyor sahada. Bunu da görüyoruz. Peki hücum tarafına gelirsek yani Zeklem'in ve Demar Derozan'ın 26 sayı civarı ortalama oynamasını nasıl aldık? Tabi burada e, çok uyumlu bir ikiliden bahsetmek zor. Yani işte birbirleriyle devamlı işte uyumlular, pas veriyorlar, güvengolar işte inanılmaz şeyler yapıyorlar. Evet hani uyumları şu an için idare eder seviyede ama esas uyum, bence Vučević'te başlayan sistemin içerisinde. Şimdi Vučević burada önemli bir parça hani geçmiş yıllara baktığınızda e, hücum tarafında tabi Orlando'da daha baskın bir Vučević vardı. Bursa geldi geçen sene ilk dönem tabi eski Vučević gibi oynadığı için e, biraz kopuktu ve hani çok is istenildiği gibi gitmedi işler. Ama bu sezon hani biraz daha hücumda e, özellikle tepede başlayan hücumlarda ve beş dışarıda iyi bir movement'a sahip hücum yaratmada Vucevic önemli bir parça olmuş durumda. Bunu da işte öncelikli olarak hand of action'larla başlattı. Daha sonra hand of action üzerinden ilk screen hatta ikinci screen topun dolaşımına göre yaptı. Ve genellikle pop-up'la bittirdiği anlarda hem boyalı alan çok iyi açılıyor ve bütün Vucevic dışındaki dört oyuncu da Çembere gidebilecek kapasitedeyse o anda rotasyona bak ilk 5 potansiyeli sahip. E, çok rahatlatıyor. Artı olarak Dışarıda da şut yaratma imkanını çok iyi sağlıyor. Özellikle Zeklavin'in katlardan çıkışlarda hem Wing'deki Wink'teki oyuncudan alacağı skrin hem Vucevic'den alacağı skrin. Vucevic'in savunmayı üzerine çekme potansiyeli üçlükte vesaire derken bunların hepsini iyi kullanabiliyorlar. DeRozan da bunu uzun orta mesafe ve yakın orta mesafe üzerine değerlendiriyor. Ya da çembere gittiği anlarda çok daha iyi değerlendiriyor. Peki burada ana sorun ne? Birazcık işte tercihler. Tabi Zeklavin'i biliyorsunuz geçmişte de çok eleştiriyordum. Bu sene gerçekten eleştiri dozumu düşüreceğim zeklerine karşı. Çünkü tercihlerini özellikle topla oynamayı, devamlı topla oynamayı bıraktıktan sonra çok daha kaliteli hale getirdi. Yani o topu ve oyunu yönlendirmekten çektiğiniz zaman ve onu saf bir skorer haline getirdiğinizde işte zeklerin ekstra faydalı oluyor. Takıma zarar da düşüyor. Daha doğru tercihler yapıyor. Evet mükemmel değil ama daha doğru tercihler yapıyor. Çok fazla baskı yediği anlar dışında pas hatalarını kısabiliyor böylece. Yani topu elinden alıp daha çok derozun, bol ikilisine hatta uça, uça verdiğinizde top dolaşım ve oyunu yönlendirme çok daha rahatlıyor ve iyi hale geliyor bu usta. Ve demin de söylediğim gibi 5 dışarıda hareketliliği de çok iyi çalışıyor. Tabi Davin'in yarı sahada özellikle de yoğun savunmalara karşı performansı çok kritik. Derozun burada geçmiş yıllarda hani Toronto döneminden beri bildiğimiz bir sıkıntısı var. Yarı sahada savunma baskısı arttıkça bu baskı üzerine alıyor ve evet hani hücumda tempoyu tutturursa üst üste çok rahat sayı bulabilecek bir oyuncu ama baskı arttıkça bu dengede çok rahat kaybedebiliyor ve işte çok kötü orta mesafe tercihleri verimlilik düşüşü olarak takıma yansıyabiliyor. Ve bunun üzerine rakibe işte geçiş hücumları vermeye başlıyorsunuz. Burada Zach Levine'i devreye sokup işte biraz daha bu top paylaşımını planlayıp topsuz kullanıyorlar. Bu çok önemli bir detay. Özellikle Zach zayıf tarafta piklerden çıkartıp hem tepede shooter olarak hem de backdoor katlarda çemberde bitirici olarak kullanmak iyi bir tercih. Tabi bunu ne kadar sürekli yapabilecekler? Yarı sahada iyi olan savunması, iyi olan takımlara karşı playoff'lar geldiğinde ne kadar yapabilecekler? Onu göreceğiz şu an için ama iyi yapıyorlar. Bu da Bulls için çok kritik. Diğer bir sorun da Bulls'da işte yarı sağ savunması yolunda hücumdaki zorlanma dışında savunma tarafındaki sorunlara bir tekrar döneceğim. Şimdi savunma evet kağıt üstünde yarı sağda gayet iyi. Özellikle de dediğim gibi hızlı hücum yaratma açısından rakibi top kaybına zorlamada ilk baskıda çok iyiler. Ama rakiplerin şut yüzlerine baktığımızda bir sıkıntı var. Özellikle de dış şutlarda rakipler Bulls'a karşı yüzdele atıyor. Burada önemli konu işte o şutu vermemek ee, ilk pası ilk pas sonrasında ikinci pasta kat çıkışlarında bu şutu olabildiğince engellemek onlar için kritik. Tabi burada rakipler uyanıklar ee, pick and roller üzerinden gelecek oyunlarda mesela Golden State örneğini verebiliriz kısa pikleri kullanıp işte Payton'la mesela Lavin'i e eşleştirip daha sonra Lavin'i pick and roll savunmasına çekip onun zaaflarını kullanabiliyorlar. Gizek Levin e, savunmada aslında istediği zaman iyi olabilecek bir oyuncu ama genel olarak yardım savunmasında ve zayıf taraftan geldiği anlarda üzerine işte eklemeye çalıştığı bak saatlerde vesaire çok uyuyabilen bir oyuncu, çok hata yapabilen bir oyuncu. E, bunun zaafını kullanabiliyorlar. da keza birebir de kötü bir savunmacı olmasa da ki Toronto döneminde çok iyi savunma performansları oluyordu burada hala birebir de o kadar da iyi bir iş çıkarmıyor. Derozundan sonra Vucevic'e de değinmek lazım. Vucevic de savunma tarafında tabii ki bir zaaf olarak duruyor. evet hani active hands olduğu zaman biraz daha yok iç tarzı pastarı kesme ihtimali var ya da ilk hamlede müdahale edebiliyor topu ama birebir kaldığında ya da çembere yakın kaldığında savunması oldukça düşüyor. Burada da yine Pekano savunmasına sıkıntı yaratabiliyor. Zaten yine istatistiklere baktığımızda klinik de glass'tan aldığımız rafine istatistiklere baktığımızda rakiplerin bulsa karşı çemberdeki yüzdesi de e, yine yüksek. Yani burada bu savunmada özellikle de orta mesafeyi savunmada yüzde olarak söylüyorum şut yüzdesi olarak söylüyorum rakiplerin e, en tepedeyken çember savunması 10. 11. sıraya kadar düşüyor. Ya da işte üçlükte e, köşe üçlüklerde ortalama bir seviyedeyken köşe olmayan üçlüklerde ve bütün üçlüklerde neredeyse ligin sonuna yaklaşıyorlar. Rakibin yine şut yüzdesinde. Burada dikkat etmeleri lazım. Özellikle işte burada Billy Donovan'ın özellikle de playoff'larda radikal rotasyonlara gitme ihtimalini arttırabilir. Nedir bu? işte belli anlarda belki Vucevic'i kenarda tutmak. Ya da işte Zeklavin, DeRozan ikilisi arasında bir tercih yapmak. Çünkü rotasyondan gelen savunma çok iyi. Ve bu orada için içine şutör oyuncuları da ekleyebilirseniz belki Bolu biraz daha işte off ball'da pasif kullanarak bunu yapabiliyorlar şu anda. Bunu eklerseniz ki onun da savunması yükselecektir zamanla. Kendisi zaten birebir de iyi bir savunmacı ama o da hala sezon başı olması nedeni çok yüksek bir savunma performansı vermiyor. Onu da eklediğiniz zaman işler daha iyi olabilir ama işte bu radikal kararları Bildanov'un ne kadar alabilecek şu an kestirmesi zor. Tekrar hücuma dönelim. Biraz böyle karışık anlatıyorum bugün. Çünkü özellikle bir tarafa yüklenip diğer tarafa geçtiğimde bağlantılar kopuyor gibi hissediyorum. O yüzden karışık anlatıyorum. Bence hepsi birleştiğinde daha iyi algılanacaktır. Tekrar hücuma geçiyorum buradan. Hücumda bir sıkıntı daha var. Nedir bu sıkıntı? Özellikle de üçlükler. Yani üçlük konusunda evet şu an bu şampiyonluklar dönemindeki Golden State gibi daha az üçlük deniyor birçok takımdan hatta çoğu takımdan ama daha yüzleri atıyor. Eski Golden State de böyle. Şimdi Golden State yine çok deniyor çok yüzleri atıyor yine. <laughs> Onlar başka bir şey seviyeye çıktılar ki birazdan konuşacağız. Ama Chicago Bulls şu an az deniyor yüzleri atıyor ve belli anlarda yine bunun yine playofflar olacak. Baskı yediklerinde ve üçlük bulamadıklarında ne olacak orta mesafeye sıkışıklarında çembere gidebilecekler mi bir şekilde? işte o kadar iyi de çembere gidemiyorlar şu anda. Yani evet Zach de DeRozan ikilisi burada en önemli iki oyuncu çembere gidecek. Ama işte rakip savunmalar yoğunlaştığında bu iki oyuncu orta mesafelerden, orta mesafe tembelliğinden kaçıp ne kadar çemberde ısrarcı olabilecekler? İşte bu da Billy Donovan'ın masasındaki bir diğer sorun. Bunu çözmesi lazım. Şu an işler günlük gülistanlık ama ...bir sıkıntı olursa... E, ...ve rakipler... ...yarı sağ baskısını arttırırsa... ...burada çok zorlanabilirler. Evet Bulls için... E, ...durum böyle. Yani şu anda çok iyi transition oynayan... ...ligin en iyi transition oynayan takımlarından biri. Çok hızlı oynuyorlar. Çok zevkli oynuyorlar. Yarı sağda özellikle de... ...topsuz oyunları çok keyif veriyor. E, i̇zlemenizi öneririm Bulls'u. Pek takip etmiyorsanız. Bu sene özellikle takip edin. E, early Season'da... ...çok iyi gözüküyorlar. Tabi ...sezon ayakça tekrar değineceğiz ama... Umarım bu sene playoff'a kalırlar ve evet playoff tecrübesi olarak da zayıf durumdalar şu anda. Tabi DeRozan burada en önemli oyuncuları olacak playoff'a kaldıklarında. Ben yine de Doğu'yu baya karıştırabileceklerini düşünüyorum. E, Billy sezon ilerledikçe yaşanan sorunları da çözmeye başlayacaktır. İyi şartlar da var bu konularda. Hani çok da olumsuz konuşmak istemiyorum zaten ama olumlu yönlerinin yanına artıları ekledikçe zaten Bulls'un önü açık duruyor şu anda. Evet Golden State Warriors'a devam edelim. Golden State şampiyon olduğu yıllardan sonra üst üste tabi çok kötü iki sezon geçirdi. Ee, kabus gibi bir sezondu Toronto finalinin olduğu yıl. Onun üzerine Durant'ı kaybettiler. Durant zaten koca bir sezonu kaybetti sakatlıkla. Klay Thompson sakatlandık sezonu kaybetti. Tam dönecekti bir sakatlık daha, bir sezon daha gitti. Şu an onun dönüşünü herkes zaten heyecanla bekliyor bende dahil. Ve şampiyon oldukları yıllardan farklı olarak ki Steve Kerr'ün de bu yöndeki yorumu yeniden savaşıyoruz, yeniden açız şeklinde olmuştu. Evet bu takım yeniden aç, yeniden savaşıyor ama geçmiş yıllardan farklı olarak da gerçekten çok daha motiveler ve istiyorlar. İşte son bir kez daha demenin eşiğine de gelmiş gibiler. Tabii Clay Thompson'ın dönüşü çok kritik olacak burada. Ne seviyede dönecek? Eğer iyi dönerse ve Curry'nin yanına hatta Wiggins de Curry'nin yanına iyi eklenirse ki bu pul da bu sene çok iyi gidiyor. Playoff'larda sadece ortalığı karıştıracak, herkes zorlayacak bir takım olmaktan çıkıp gerçekten ciddi bir şampiyonluk adayına dönecekler. Peki Golden State aynı Golden State mi yoksa başka şeyler yapıyorlar mı eskisine göre neleri değiştirdiler? Değil. Evet aynı Golden State değil. Üstüne koymuş ve evrimleşmiş bir Golden State. Stephen Curry ile beraber evrimleşmiş bir Golden State. Nedir bu? Özellikle Curry'nin saha içindeki playofflara e, playofflarda bunu çok görmüştük aslında. Baskıyı yediği anlarda ya da işte oyun tamamen onun üzerine yığıldığı anlarda ki Golden State'in buna bağımlılığını diyebiliriz. Yani Stephen Curry bağımlı Çünkü bütün yarı saha yücümü, onun savunmanın ağırlık merkezini değiştirmesi üzerine kuruluyordu. Green tamamen onu düşünerek başladı ve resimden çıktığı anda, e, Dina yediği anda alamadığı da işler onlar için çok zorlaşmaya başlıyordu. E, Green burada çok iyi bir skorer değil, hatta hiç iyi bir skorer değil. E, Clay biraz kötü oynasa hemen skor gücü düşmeye başladı. Durant bunu çok iyi çözmüştü. Ama Golden State'in hareketliliğini de biraz almıştı yarı sahada. Özellikle de Houston serisini hatırlarsanız son şampiyonluk yılında bayağı da zorlanmışlardı. O yüzden Golden State bundan çıkmak için Curry'i daha derinleştirdi. Fiziğini daha güçlü hale getirdi. Oyununu renkli hale getirdi. Değişkenlerini arttırdı. Özellikle de ilk topu verdikten sonra... Evet çembere zaten gidebilen bir oyuncuydu ama fiziğinin bazı noktada yetmediğini hissettiği durumlar oluyordu ve... E, çemberden uzak kalıyordu. Bu durumlarda da Golden State hücumları tıklanıyordu. Şimdi çok net gidebiliyor. Fiziğini çok iyi kullanıyor. Change of pace'i çok gelişmiş durumda. Aslında minik bir Harden gibi oldu burada ve Harden'ın daha kaliteli versiyonu oldu. Çok daha iyi tercihler yapıyor çünkü ve şutu çok daha net. Öyle olunca da e, savunmaların ağırlık merkezi dağılmış durumda. Yani... Ve ek olarak da Clay Thompson olmadan çok iyi şutörler eklediler. Yani şu an herkes işte kenardan bir e geliyor şut sokuyor. işte e, Lee geliyor şut sokuyor. İlk beş içerisinde pool orada o şutu sokuyor. Bütün takım o Steve Kerr'ün istediği özellikle de beş dışarıda oluşturulan o yarı sağ movement'ını çok iyi öğrenmiş durumda. Peki geçen sene neydi sorun? Hatırlarsanız bununla ilgili bir analiz yapmıştım geçen yılda. Özellikle Calibre Junior ve Wiggins ikilisi bu yarı saha hareketliğine hiç uyum sağlayamamışlardı. Curry nereye kat edecek? Screen'den nasıl çıkacak? Dibe gittiğinde Givengo'yu nasıl oynayacak? Bunların hiçbirini algılayamıyorlardı ve çok hata yapıyorlardı. E bu sene Calibre resimden çıktı. Wiggins e, çok daha uyumlu hale geldi. Yani bu noktayı biraz Wiggins de lazım. Şaşırtıcı ama evet Wiggins hala çok iyi tercihler yapmıyor hücumda. E, performansı belki top seviyede değil. Belki de hiç olmayacak ama Wiggins bazı şeyleri kabullenmiş durumda. Ben sahada iyi savunma yapabilirim. Yapıyorum. Birebir de rakibin kısasını karşılıyorum. Skorerini karşılıyorum. Yarı sahada ona baskı yapıyorum. Birebir de kitlenebiliyorum. Hücumda oyun kritik anlara geldiğinde fena şutlar bulmayabiliyorum. Bazen çok kötü orta mesafeler tercih edebiliyorum ayrı bir konu. Yüzdem sallanabiliyor ama en azından tercihlerim daha iyi hale geliyor. Topsuz oynayabiliyorum. Oyun sıkıştığında Zayıf tarafta topsuz oynayıp backdoor katları iyi kullanıyorum. Curry'i anladım. Artık Curry'in hareketlerini daha iyi okuyup ona göre pozisyon aldığımda çok rahat topa erişebiliyorum ve çembere gidebiliyorum. Bütün bunları çözmüş durumda. Bu da aslında Curry'in elini bayağı rahatlatıyor. Tabii rotasyon yine çok genişledi e, Golden State'de. İşte kenardan gelebilen oyuncular, işte demin söylediğim gibi Bielis'e, Lee'yi, özellikle Gary Payton'ı, Gary Payton'ın babası Seattle döneminden de çok severdim. Zaten çok iyi bir savunmacı ve çok iyi bir kısaydı. E, oğlu onun 10 on katı falan atletik olmuş zaten. E, ve özellikle Golden State bir yapı, işte evrim geçirtmek diyoruz ya, Steve Kerr'ın e, başarısı bu. Yani her oyuncuyu, alıp önüne koyduğunda idmanlar da dahil tabii ki buna sadece sağda değil her oyuncuya baktığında ondan ne alabileceğini çok iyi algılıyor ve ona ne görev verebileceğini ona hangi görevi verdiğinde ya da hangi görevi ikna ettiğinde onun çok başarılı olabileceğini çok iyi algılıyor ve işte birçok oyuncu içinde iyi bir fırsat yaratıyor Peyton Payton içinde bu oldu ve onu bir kısa uzun gibi kullanıyor sağda ki Golden State bunu geçmiş yıllarda da yapardı işte kısa kısa piklerinde rakip savun rakibin kötü savunmacısını iyi savunmacısıyla eşleştirip onu da hücum tarafına geçtiğinde onun e, pick and roll'de zaaflarını kullanıyordu. Şimdi Gary Payton'ı burada kullanıyorlar. Gary Payton için muazzam bir sezon olabilir. Özellikle rotasyonda. Bielisa keza geçen sene Miami'de neden Green'in bir alternatifi gibi ...sağda olmadığını, Bemadebayo'da olması gerekiyordu bunun Miami'de ya da işte onun biraz daha... Pick and Pop özelliğini, pas özelliklerini kullanmadıklarını merak ediyordum. Sporstayı burada eleştirmek lazım. Bence çok kötü kullanmıştı Bielisa'yı. Bu sezon kör ondan çok verim alıyor. Hem Green'le yan yana koyuyor, bazen Iguodala'yla yan yana koyuyor rotasyonda. Green, Iguodala... ...Bielisa üçlüsünün rotasyonu işte kısa 5'te... Körün elini inanılmaz rahatlatıyor. Şimdi Weizman da oraya eklenince rakibin büyük uzunlarına karşı da elinde bir parça olacak. Bu dörtlü gerçekten uzun rotasyonda. Artı buraya Payton da ekleyebiliriz. Kısa uzun rotasyon birleştirip rakipler için baya bir korku yaratıyor Kör burada. Tabii Körün işte bu özelliğinden bahsettim. Hatta bir örnek de vereyim Charlotte maçında da Green'in bir açıklaması oldu işte Kerr ilk yarıda çok modunu düşürüyordu. Biz top kaybı top kaybı yaptıkça kenarda bizim moralimizi bozuyordu onun modunu düşürmesi diye. Devre arasında konuşmuşlar. Steve Kerr böyle ikinci yarıda işte oyun değişince ve Green sanırım bir başarılı bir pozisyondan sonra Green'in böyle bir yumruk şov yapıyordu. Maçtan sonra Kerr'e bunu soruyorlar işte. Yani ne geçti aranızda? Neden böyle bir sevinç yaşadın? İşte Green bana geldi dedi ki işte koç modun çok düşüyor. Tamam top kaybı yapıyoruz biliyorum hata yapıyoruz ama bu kadar modun düşürme bize kötü yansıyor. Sen merak etme biz toparlayacağız dedi ve evet toparladılar. haklılardı ben de burada hata yaptım. Özür diliyorum modumu düşürmemeliydim. Onlara teşekkür ediyorum dedi. İşte aslında bu benim hep örnek verdiğim bir koçun oyuncusunun zihnine girme yöntemi. Yani ona siz top kaybı yapma rebound al hata yapma diyerek hata yapmasını engelleyemezsiniz. Onun zihnine girmeniz lazım. Onu ikna etmeniz lazım diyorum ya İşte bu onlarda, onlara çok iyi bir örnek. Ki kör de bunu gerçekten bilerek yapmış. Tabi oraya çıkıp ben işte ya evet e, somurtmam oyunun bir parçası demeyecek. Ama bir koç gözüyle baktığımda ve sonucu gördüğümde işe yaradığını görmek beni mutlu ediyor. Yani Golden State'de işte bu var. Yani muhtemel oyuncular da bunu anlıyordur. Merak etme yani green şey demiyordur. Ha şimdi aklıma mı girdi acaba falan demiyordur. Anlıyordur bunu. Ya biliyorlar artık tanıyorlar işte bu bir ilişki kurmak, bu iletişim kurmak. E, bu iletişimi kurduğunuz zaman da sahaya attığınız ve görev verdiğiniz hatta spesifik görev verdiğiniz her oyuncu o görevi yerine getiriyor ve ortaya Golden State Warriors çıkıyor. E, şu anda gerçekten yarı sahada çok uyumlular. E, özellikle Curry'nin yanına Clay Thompson eklendiğinde ...ne olacağını çok 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 merak ediyorum. Ee, peki Golden State'de hiç sorun yok mu? Bence potansiyel en büyük sorun... E, ...bağlılık Curry sorunu. E, Curry'e bir şey olursa... ...performansı düşerse... ...Clay Thompson iyi dönemezse... evet ...hücumda zorlanma ihtimalleri çok yüksek... ...çünkü bütün yapı üzerine kurulu. E, burada... ...tabii... E, ...üçlükten çıktıkları zaman... ...ya da üçlük performansları düştüğü zaman... Orta mesafede tabi burada hiç yoklar, hiç denemiyorlar bir yani deniyorlar tabi de yani bir strateji olarak burada e, ana stratejinin bir parçası değil orta mesafe. Peki bunu oynayabilirler mi? Evet, Clay Thompson'la oynayabilirler. Clay Thompson'ın tabi şu an birçok seyirci unuttu ne yaptığını belki ama özellikle topsuz olarak çıktığında ya da e, üçlükten içeriye doğru kanattan topsuz kat edip top aldığında orta mesafede çok hızlı e, şut atabiliyordu ve çok rahat bitirebiliyordu. Hatta işte onunla ilgili de bir video yapmıştım geçmiş yıllarda. Havada belini çevirerek savunmadan kaçabilen bir oyuncuydu Clay Thompson. Orada üretebilir. İşte üçlükte sıçtılar. Çembere gidemiyorlar. Orta mesafede yaratacak bir oyuncuları ki burada Wiggins de işte kritik bir parça. Eğer Wiggins de burada performansını sürdürürse biraz daha iyi tercihler yapabilirse Curry'nin sallandığı günlerde de o bağlılıktan kurtulup hücumu sürükleyebilirler. Tabii Golden State sadece bu sezon değil geleceği de aslında ufak ufak planlıyor bir yandan. Burada Kuminga örneğini vermem lazım. Kuminga böyle ile igadal arası böyle tuhaf bir fiziğe sahip. Çok etkileyici bir fiziği var aslında. Ve fiziğine göre de çabukluğu falan da çok iyi. O da verilen görevleri çok iyi uyguluyor. Sağda özellikle savunma tarafında ondan şu anda çok iyi verim alıyor kör. Hücumda da verimliliğini arttırdığı zaman ufak ufak geleceğinin bir parçası olacak. İşte Wiseman'ı burada ne kadar kullanacaklar, başka eklemeler çıkarmalar yapılacak mı bilmiyorum. Yıllardır tabii konuşulan bir konu da var. E, Antetokumpo'ya göz konmuşlar ki Antetokumpo'da geçenlerde ya tabii işte şu an mutluyuz, Milwaukee'deyiz, başarılıyız, seviyoruz buraları ama iki sene sonra ne olur bilemem dedi. Belki de işte bu sezonları geçip Clay'le artık Curry'nin Son döneminde bir de Antetokounmpo gibi bir oyuncuyu buraya eklerler mi? Bilmiyorum çok ilginç olabilir. Hele de Kuminga'nın da geliştiğini düşünürsek birkaç sene sonra çok acayip bir takım olabilir Golden State. Evet yani Golden State ile ilgili başka ekleyeceğim ne var diye bakıyorum yine notlarıma ama... Tabii ki savunmaya da yine biraz değinmek lazım. Yarı saha savunmasında inanılmaz durumdalar. Özellikle de Curry burada geçmiş yıllara göre çok başarılı. Onu sahada dikkatli izleyin. Ee, sadece birebirde değil yardım savunması da falan da çok aktif. Wiggins de çok iyi durumda. Hani Wiggins'in birebir savunmasından bahsettim. Tam sahada rakibi karşılamasından bahsettim. Ama yardım savunmasına hata yapan bir oyuncuydu geçmiş yıllarda. Bu sezon gerçekten iyi iş çıkartıyor. Ya özetle kör. E, Golden State o açlığın altını yeniden açmış. Ve bütün herkesi e, inanılmaz gaza getirmiş durumda ve hepsinin zihnine girmiş durumda. Bütün oyuncular sahada büyük keyif alıyor. Yani ben bugün bir koçsanız tabii bir oyuncuysanız hiç fark etmez. Yani Basketbolun hangi noktasında olursanız olun Golden State'i izlemenizi öneriyorum. Gerçekten bir okul gibi modern basketbola ve gelişimle dair her türlü dersi onlardan çıkartabilirsiniz. Tabii bu videoyla ilgili bir not düşmem lazım. Birçok sorun yaşadım bu videoyu yaparken. Birkaç kere video patladı kayıtta sorunlar oldu, görseli yanlış koydum. Yok öbür tarafta mikrofonda bir sıkıntı oldu falan derken çok da istediğim gibi verimli bir video olmadı. Umarım yine de e, keyifle izlersiniz. Ama gördüğünüz sorunlar varsa da ya da farklı yorumlarınız varsa mutlaka alta yazın. Bir sonraki MB videosunda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.